Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İran ile İsrail arasındaki gerilimi tırmanan çatışma riskini konuşmaya devam ediyoruz. Gazze'deki soykırım, Lübnan'daki katliamlar derken sıranın İran'a geleceğine dair işaretler alınca Tahran itidal ve kendini tutma siyasetine son verdi. Bölgesel savaşa doğru tırmanışta bir basamak daha yukarı çıkıldı. Geriye belki bir ya da iki basamak kaldı. Şimdi gözler İsrail ve ABD'de. İran istemeye istemeye kaçındı bölgesel savaşın eşine eşiğine gelmiş durumda. Öngörülen kıyamet kopacak mı yoksa kontrollü tırmanış bir süre daha devam edecek mi? gidişat İsrail'in vereceği tepkiye ve bölgesel savaştan endişeliyiz diyen Amerika'nın samimi olup olmadığına. Yani temel soru ABD İsrail'i dizginleyecek mi, dizginlemeyecek mi? İran'ın resmi açıklamasına göre 1 Ekim'de 181 balistik füzeyle düzenlenen saldırı <laughs> İsmail Haniye, Hasan Nasrallah ve Tu General Abbas Nilfuruşa'nın öldürülmesine bir misillemeydi. Füzeler ağırlıklı olarak Nevatim Hava Üssü, Netzarim Hava Üssü, Tel Aviv yakınlarındaki Tel Nof Üssü'nü hedef aldı. Toplam 5 hedeften bahsediliyor. Nevatim F-35 uçakları tarafından kullanılıyor. Orada konuştu. Netzarim de Nasrallah suikasta kullanılan F-35'lerin kalktığı üst. Ayrıca Mossad karargahının da, dediğim gibi o sözünü ettiğimiz beş hedef arasında olduğu aktarılıyor. Misillemede birkaç amaç bir de beklenti vardı. Amaçlar İsrail'in önüne bir çizgi çekmek, İsrail'in saldırganlığı karşısında caydırıcı bir deklem kurmak, İran'ın yıpranan itibarını düzeltmek ve Hizbullah'ın aldığı ağır yaralarla sarsılan direniş eksenine moral vermek. İsrail'in dillere destan hava savunma sistemini kevgire çevirdikten sonra gerilimin düşürülmesi konusunda da bir beklenti karşımıza çıkıyor. ABD'nin İsrail'i dizginlemesi ayrıca Avrupalıların da İsrail'e baskı yapması İran gerilimi, e, gerilimi tırmandırarak gerilimi düşürme stratejine geçmiş gözüküyor. Bu ifadeleri daha çok biz Amerikalılardan duyarız. Bayılırlar bunlara. Tabloya baktığımızda şunu görüyoruz. Savaştan kaçınmak için misilleme bu kez farklı şekilde kalibre edildi. Nisan'da İran'ın Şam konsolosluğunun bombalanması üzerine 350 füze ve SİHA ile yapılan misilleme 70, 72 saat öncesinden ee, ABD ve bazı e, komşu ülkelere bildirilmişti. <laughs> İsrail de 3 gün boyunca buna hazırlık yapmıştı. ABD ve İngiltere İran füzelerini durdurmak için koalisyon oluşturmuştu. O zaman İsrail için emre amade güçlü bir kalkan söz konusuydu. Fakat ilk misilleme İran'ın beklediği gibi İsrail'i sınırlamadı. <laughs> Tahran'ın caydırıcı dengeyi kurmasına yetmedi yani. 1 Ekim'deki ikinci misillemede İran ABD'ye önceden bilgi vermedi. Resmi beyanlar böyle. Aksini söyleyen isimsiz kaynaklarda var tabi. Mesela Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili bilgi verdik diyor. Ama açıklamalar e, aksi yönde. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri birkaç saat öncesinden misilleme hazırlığına dair işaretler olduğunu belirterek İsrail'i uyarmıştı. Burada bilgi var ya da bilgilendirildik gibi bir ifade söz konusu değildi. Anlaşılan ABD açısından misillemenin zamanı ve kapsamı belli değildi. Füzeleri durdurmak için yeterince organize olamadılar. İkincisi İkinci farklılık, daha doğrusu birinci ve ikinci misilleme arasındaki farklılıklardan bahsediyoruz. Bu kez tamamen balistik ve güdümlü füzeler seçildi. Bunların durdurulması zor. 11-12 dakikada İsrail'e ulaştılar. Hedefler ilkinde olduğu gibi yine askeri bölgeler seçildi. İran bu şekilde savaş çıkarmak istemediği mesajını vermiş oldu. Elbette bu mesajın Tel Aviv'de karşılığı yok. Bunu biliyoruz. O yüzden de mesajın asıl adresi Amerika Birleşik Devletleri. İsrail ABD'nin sınırlamasıyla Nisan'daki misillemeye İran'ın nükleer testlerini koruyan S-300 füze bataryasını hedef al al alarak almakla yetinmişti. Yani sınırlı bir misillemeydi bu durum. İran'ın tekrar karşılık vermesini gerektirmemişti. Dediğim gibi arada bir mesajlaşma vardı Amerika ile İran arasında dolaylı olarak. Şimdiki durum birazcık daha farklı. Hares gazetesine göre İsrail İran'ın petrol ve doğalgaz tesislerini vurmayı düşünüyor. Bu son derece kritik bir karar eğer böyle bir karar alınırsa. aksiyosa konuşan İsrail yetkililere göre de İsrail birkaç gün içinde petrol üretim testleri ve diğer sızıcık bölgeleri hedef alan önemli bir misilleme başlatacak. Ayrıca İranlı üst düzey yetkililere suikast yapılabileceği de öne sürülüyor. Bu aslında Netanyahu'nun verdiği ilk mesajda birazcık işte ima edilen bir şeydi. İmanın da ötesinde belki şunu söylemişti. İran'daki rejim kararlılığımızı kavrayamıyor. Sin var ve daif bunu anlayamadı. Nasrallah da bunu anlayamadı. Görünen o ki Tahran'da da anlamayanlar var ama anlayacaklar. bu açık bir suikast tehdidi olarak görülebilir. Saldırının ardından Tel Aviv'in yakınlarındaki bir dağın altında sığınakta güvenlik kabinesi toplantısı olmuştu. Buradan İran'a verilecek yanıtı ne olacağına dair bir karar çıkmadı. Zamanlama ve kapsamı daha doğrusu. Oksiyosa konuşan üst düzey bir askeri yetkiliye göre, İsrail yetkiliye göre özür dilerim, karar çıkmamasının nedeni Netanyahu'nun Biden'la konuşma ihtiyacı duymasıydı haberde. İsrail durumun stratejik sonuçları nedeniyle planlarını ABD ile koordinetmek etmek istiyor. Stratejik sonuçlar dediği savaş çıkacak. Peki Biden ne yapıyor ya da ne yaptı? İlk önce İran'ın saldırısının başarısız olduğunu belirtip etkisini küçümseme yoluna gitti. Aslında aynısını İsrailler de yaptı. Tabi bunun birincil amacı e, İsrail'in yenilmezliğini ve üstünlüğünü e, muhafaza etmek. Bu algıyı, bu görüntüyü muhafaza etmek. Acımadı ki diye bir algı yaratmanın ikinci nedeni verilecek yanıtı sınırlı tutmak gerekirse, buna mecbur kalırlarsa bunun içinde bir manevra alanı oluşturmak. Fakat sorun Biden'ı sıkıştırmak için de e, e, yani e, özellikle Nevatim üstündeki uydu görüntüleri AP üzerinden e, servis edildi. Yani öyle anlaşılıyor daha doğrusu bunun anlamı. E, önce hiçbir şekilde zarar verilmedi deyip arkasından da uydu görüntülerinin servis edilmesi birazcık e, İsrail'i sınırlama çabasında olan Biden'ı e, işte köşeye sıkıştırmak olabilir bunun nedeni. <laughs> Cevabın sert olmasını garantilemek istiyorlar belli ki ABD'nin de bu konuda risk almasını temin etmeye çalışıyorlar. Biden meseleyi hemen G7'ye taşıdı. Gelişmiş 7 ülke İran'a karşı koalisyona ortak edilmek isteniyor. Yani Amerikan yönetimi ilkinde İngilizleri ve Fransızları zaten hemen yanında bulmuştu. Şimdi G7 ülkelerini bir koalisyona anladığımız kadarıyla dahil etmek istiyor. Telekonferans yoluyla bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra bazı önemli mesajlar verdi Biden. Birincisi G7 olarak İsrail'in İran'a yanıtını desteklediklerini söyledi ama bunun sınırlı olmasını istediklerini de vurguladı. İkincisi nükleer testlere yönelik herhangi bir saldırıyı desteklemediklerini belirtti. Bir soru üzerine bunu söyledi. İran'da daha fazla yaptırımdan bahsetti. Daha sonra Biden'a peki petrol tesislerinin vurulmasını destekliyor musunuz diye soruldu. İlkinde nükleer tesisler sorulmuştu. Şimdi petrol tesisler soruldu. Bunu tartışıyoruz dedi. İlginç tabii. Yani demek ki gündemlerinde var. Biden devamında da bence bu biraz her neyse diyerek lafı biraz eveleyip geveledi. Reuters'a göre İsrailli yetkililer ABD'li muhataplarına İran'a verilecek yanıtın hedefleri, zamanlaması ve araçları üzerinde hala çalıştıklarını bildirdi. Yani İsrail açısından da eli kulağında hemen bugün, yarın bir yanıt yok. Birkaç gün sürebilir deniliyor tabii bilmiyoruz. Yani sonuçta bütün bunlar gizlilikle <laughs> yürütülen işler. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İran'ı saldırısın İran'ın saldırısının ağır sonuçları olacağını belirtmişti. Bunu sağlamak için de İsrail ile birlikte çalışacaklarını söylemişti. Bir tarafta Washington Post gazetesine göre Beyaz Saray İsrail'in yanıtını sınırlandırmaya çalışıyor. Yani Tabi bu sınırın nere, nere, neye tekabül ettiğini bilmiyoruz. Şimdi Biden petrol testlerinin vurulmasından bahsediyor. bunu tartışıklarını söylüyor. Amerikalı ve Avrupalı yetkililer İran'daki ekonomik hedeflere yönelik olası bir saldırının tehlikenin sonuçlar doğurabileceği konusunda kayılarını iletmiş. Tabi bu özellikle petrol meselesi yani İran'ın petrol testleri vurulursa tabi dünya piyasaları Alt üst olabilir. İran misilleme yapabilir. Bunu yani bunun üzerinde epeyce durduklarını anlıyoruz. Fakat Avrupalılar aynı zamanda ABD'nin tutumundan da kaygılı. Gazete e, diyor ki Avrupalı yetkililer Amerikalılar İsrail'i dizginlemiyor görüşünde. Şimdi kritik soru İsrail'e desteğin ya da İsrail'le yürütülen yanıt konusundaki koordinasyonun niteliği ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Yani sözünü ettikleri koordinasyonun kapsamı ne olacak? ABD ve Avrupalılar saldırıda yer alacak mı? Yoksa İsrail'e istihbarat sağlanması, hedeflerin belirlenmesi, havada yakıt ikmali ve cephane tedariki gibi desteklerle mi yetinecekler? Olası karşı saldırılarda İsrail'e kalkan olacakları kesin. Yani bunda hiç tereddüt yok. Eğer İşler kontrolden çıkarsa İsrail başlattığı savaşı kendisi bitiremez. O yüzden ABD ve Avrupa'yı buna ortak etmek zorunda. İran petrol, doğalgaz ve nükleer testlerine yönelik yıkıcı saldırıları karşılıksız bırakmayacağını peşinen ilan etti. İsrail vurursa İran ne yapacak tam olarak? Tabi burada hedef seçimi ve saldırının kapsamı önem kazanıyor. Yani İsrail'in yapacağı saldırıdan bahsediyorum. İran Genelkurmay Başkanı Bakri, İsrail çılgınlığa kapılır. Amerika Avrupa tarafından kontrol edilmez ve saldırmaya devam ederse tüm altyapısının vurulacağını duyurdu. Umarız Amerika ders alır ve bu cinayetleri durdurur diye de ekledi. Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD yönetimine İsrail'in saldırısına eşlik etmesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini açıkladı. Bunu bu mesajı kendisiyle temasa geçen bütün dışişleri bakanlarına söylediğini aktardı. Şimdi bir mesaj da Cumhurbaşkanı Pezeshkian'dan var. Doha'ya gitti. Asya ülkeleri toplantısına katıldı. Oradan uyarıları tekrarladı. Her türlü askeri saldırı, terör eylemi ya da kırmızı çizgilerimizin aşılması kararlı bir şekilde yanıtlanacaktır dedi. Pezeşkiyan Katar emirine ABD'ye iletilmek üzere de bir mesaj verdi. İran'ın stratejik sabır ve tek taraflı itidal stratejisini bir kenara bıraktığını ve olası bir İsrail saldırısına karşılık vermeye hazır olduklarını vurguladı. Doğadaki toplantı tam da bu e, krize denk geliyor. Önemi şuradan ileri geliyor. ABD çatışmaya katılırsa İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef alabilir. İran'ın petrol testleri vurulur da çatışmalar genişlerse bu sefer İran'da ABD ve İsrail'den yana duran ülkelerin petrol testlerini ateşe verebilir. Bu konuda Resmi bir uyarı yok elbette ama İran'da bazı internet sitelerinde kaynağı belirsiz tehdit mesajları yayımlandı. Ülke ülke sıralandı. Bu ülkelerin petrol tesislerini İran'ın vuracağı söylendi. Eğer İran'ın petrol tesisleri vurulursa Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan bunlara dahil Gelişmelerin ciddiyetine binaen Doha'da Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları İran'ın da katılımıyla gayri resmi bir toplantı yaptı. Petrol testlerinin tehdit edilmesinden endişe eden Arap komşular tarafsız oldukları konusunda İran'a güvence vermeye çalıştı. Peki Biden'ın İsrail'i sınırlama konusundaki çabası gerçekçi ya da samimi olabilir mi? Bu son derece önemli bir konu. Güya Biden dümdan cephesinin açılmasına karşıydı mesela. Yine Güya Gazze'de ateşkesi için ara buluculuk yapıyordu. İsrail'in işini kolaylaştırmak ve başlattığı operasyonları sonuna kadar götürmesi için aylarca uluslararası toplumun dikkatini ateşkes cambazlığı ile dağıttılar ateşkes konuşmalarıyla savaşın ömrünü uzattılar. Şimdi İran'la hesaplaşmak elbette büyük bir iş, büyük bir mesele, riskleri çok yüksek. Evet Hizbullah'ı yok edecek saldırganla açıkça destek verdiler Amerikalılar. İletişim cihazlarını bombaya çeviren terör saldırısından hemen önce ABD'nin özel temsilcisi Amos Hochstein Tel Aviv'deydi. Biden'da bin siville birlikte Nasrallah ve diğer komutanların öldürülmesini bir adalet olarak niteleyerek İsrail'e Lübnan'daki hareketin operasyonların arkasında olduğunu göstermiş oldu. Desteğini İsrail'e sundu bu şekilde. İsrail, Gazze ve Lübnan'daki bu katliamları ABD'nin yardımı olmadan yürütemez. Bunu hep söylüyoruz. Fakat İran'a saldırı söz konusu olunca ABD'nin de hesaba katmak zorunda olduğu şeyler var. Tırmanış kontrolden çıkabilir. Yani bir sınırlı bir saldırı yapıyoruz dedikleri zaman bu sınırlı saldırının Arkasındaki tırmanışı kimse öngöremez. ABD'nin bölgedeki üstleri hedef alınabilir. ABD'nin bölgesel müttefikleri de ateş çemberine girebilir. İran haram dediği nükleer silah e, konusunda hemen programını geliştirebilir ve e, kısa sürede nükleer bombaya ulaşabilir. İsrail nükleer testleri vurarak programın birkaç yıl geriletebileceğini savunuyor. Bunu yıllardan beri savunuyor ama vurulacak darbe İran'ı hızlıca atom bombasına da kavuşturabilir. Ayrıca İran'ın hedefteki nükleer tesisleri dışında da bu sürecin işleme ihtimalini kimse dışlayamaz. Yani Natanz'dan işte Fordo'dan bahsediliyor ama başka yerlerde çıkarsa şaşırmam. Elbette İran'ın da savaş istemiyoruz derken bir dizi korkuları var. Bunu geçen programda da biraz anlatmıştım. Her şeyden önce İran itidalli davranıyor ama İsrail'in bir sınırı yok. İsrail ve ABD'nin İran içinde devşirdiği casuslar İran'ın canını yakan çok sayıda suikast ve sabotaja imza attı. Burada bir, bir kırılganlık oluştuğunu ve bir endişe kaynağının olduğunu söyleyebiliriz. Savaş söz konusu olunca toplumun da yekpare olması gerekir. Toplum İran'ın Bölge siyaseti konusunda bölünmüş durumda. İçeride iç politika konularında, özgürlükler konusunda da ciddi sorunlar var. Bunlar ikide bir e, isyan dalgasını körüklüyor. Meşruiyet sorunu var. Bu seçimlere de yansıyan bir şeydi. Savunma kapasitesi açısından en yani önemlisi tabii. Ciddi açmazları var. Füzeleriyle düşmanın yakın ve uzak mevzilerini etkili bir şekilde vurabilir. Vurdu zaten ama kendi seyircik testlerini koruyacak hava savunma sistemleri yetersiz. İsrail çok rahat bu testleri vurabiliyor. Yani İsrail'in elinde son gelişmiş Amerikan teknolojisi savaş uçakları var. Bütün bunlar İran'a savaştan kaçınması gerektiğini söylüyor. O yüzden savaşa doğru merdivenleri çıkarken ABD'ye de bu işin sonu kötü olur. İsrail dizginle deme gereği duyuyor. İran'ın çok çekindiği halde neden savaşa doğru adım attığına dair de birkaç şey söyleyip böylece programı bitirmek istiyorum. İran kendini tutmayı ve itidalli olmayı vaaz eden stratejik sabır siyasetinin İsrail'i sınırlamaya yetmediğini, etrafındaki çemberin daraldığını gördü. Ayrıca Haniye için misilleme yapmak, yani batılılardan gelen mesaj Haniye için misilleme yapma bizde Gazze'de ateşkes sağlayalım yönündeydi. Bu Bunun da tamamen bir e, yalandan hikaye olduğu anlaşıldı, ortaya çıktı. Her şeyden önemlisi İsrail'i misilleme yapmam, İsrail'e misilleme yapmamak, İsrail e yapmamak İran'ı hedef olmaktan çıkarmadı, çıkarmıyor. İran'ı yol ayrımına getiren işte bu faktörler. İran caydırıcılığını tamamen yitirdiğini gördü ve harekete geçmek zorunda kaldı. İsrail liderleri Gazze'deki soykırım karşısında dokunulmazlıklarını garantiye alıp Hizbullah lider, Hizbullah'ın lider kadrolarını da tasfiye ettikten sonra Litani Nehri'nin suladığı verimli hilali işgal etmek, yeni su kaynaklarına erişmek bu şekilde, Suriye-Lübnan bağlantısını koparmak, Suriye'yi de etkisiz hale getirmek, Irak'taki direniş güçlerini tasfiye etmek ve savaş takımlarını tabir caizse İran'ın sınırlarına dayamak gibi bir takım düşlere kapıldı. Verilen mesajlar hep bu yöndeydi. Bölgeyi yeniden dizayn etmekten bahseden güçle, zorla, silah zoruyla bombalayarak bahseden bir anlayışın yeniden üste çıktığını hem İsrail'de hem Amerikan tarafında bunların çok fazlasıyla çağrılar yaptığını gördük. Fakat İran misillemesini bir kenara, İran'ın misillemesini bir kenara, Lübnan'a kara hareket planı da <laughs> çökerttik dedikleri Hizbullah'ın sert direnişiyle karşılaşıyor. Bir duvara toslama hali var. Birkaç gündür İsrail sahada ağır kayıplar verdi. Bu yüzden yeniden hava bombardımanlarıyla topyekün Lübnan'ı cezalandırmaya başladı tekrardan. Özetle silah ve teknik üstünlük, kitlesel katliam yapmak ve yıkımlar işte bunlar bunları getiriyor. Fakat bunlar dışında silah ve teknik üstünlük İsrail'in hayallerini yetmiyor. Netanyahu İran'ı misillemesinden hemen Netanyahu İran'ı misillemesinden hemen önce İsrail'in bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini ve Orta Doğu'da İsrail'in kollarının ulaşmadığı hiçbir yer olmadığını söylemişti e, ve e, bu buna göre de el yükseltmişlerdi. İran buna e, bir yerde dur demek zorunda kaldı ve gidişat şimdi nereye bunu bekleyip göreceğiz birkaç gün içerisinde sanırım yeniden büyük bir tırmanış olacak. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, mesaj gönderen, paylaşan, katkı sunan, destekleyen ve abone olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.